Tabii ki anayasadaki her şey değişebilir. İyi Parti'de FETÖ'cü olduğu söylenen İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu ile başlayan kargaşada sular bir türlü durulmuyor. Partinin yeni krizi Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem. BDP'de bir Leyla Zana'nın, bir Ahmet Türk'ün kendi haklarını hazırlaması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kendini Türk lafının içinde bulamıyor. Evet. Erdemin FETÖ kanalı S haberde anayasanın ilk üç maddesini hedef alan söylemleri ve FETÖ elebaşı Gülen'le PKK HDP'li Leyla Zana'yı öven tweetlerine parti içinde tepki büyüyor. Ortak bir mütabakatla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına oturtmak evet. zorunlu bir hı hı hale geliyor bu anayasada. İyi Parti'de Genel Başkan Meral Akşener ve Genel Merkez'in sessiz kaldığı bu skandallara parti kurucularından Bahadır Erdem için istifa sesleri yükseldi. İyi Parti kurucusu Antalya Milletvekili Ferudun Bahşi, Twitter'dan yaptığı paylaşımında Erdem'in bulunduğu makamı işgal ettiğini söyledi. Bahşi'ye Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Genel İdare Kurulu üyesi Samet Reis ve Adana İl Yönetim Kurulu üyesi İsmail Tanrıverdi de destek verdi. 5 yıl önce bugün yol yola çıkarken Atatürk demiştik, kurucu irade demiştik, milli devlet demiştik, Türklük demiştik, anayasa ilk üç madde demiştik. Bunları bilmeden gelip makam işgal edenler anlayamaz bizi. Bizi ancak biz anlarız. İyi Parti kurucusu Seyit Yücel de Erdem için sana verilen oylar haram zıkkım olsun. Oturduğun makamın hayrını görmeyesin sözlerini sarf etti, istifasını istedi. Bir diğer kurucu Veysel Gündoğan, Bahadır Erdem'in nefret dili kullandığını kaydetti. İyi Partili Hidayet Sevinç de genel merkeze Erdem'in nasıl genel başkan yardımcısı yapıldığını sorarak tepkisini dile getirdi. Kırmızı çizgiler hep Türk lafında kaynaklanıyor. Evet. Eğer biz 66. maddedeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını tanımlarsak, vatandaşlık evet. kimliğini, o zaman anayasanın ilk üç maddesine dikkatli bakıldığında, <laughs> Çok fazla büyük problemler yaratacak maddeler olduğunu düşünmüyorum. Tepkiler üzerine Bahadır Erdem'den de açıklama geldi. Erdem geçmişte yaptığı açıklamayı Anayasanın ilk üç maddesi değiştirilsin demedim sözleriyle savundu.